Fenerbahçe kaybetsin falan filan böyle bir... Ben Fenerbahçe'yi bıraktım falan demiş Cumhurbaşkanı. Böyle iddialar var. Evet. Doğru mu bilmiyorum da. Ya bu, bir gün şaka da yapabilirsin zaten. Onu bilmiyorum, ben şimdi orada değildim ama ben şunu çok iyi biliyorum, merak etme. Sporu çok seviyor zaten. Hani spor aşığı, futbola karşı aşırı bir düşkünlüğü var. Ve Fenerbahçeli zaten. Bu mantık dışı bir olay. Ama sen oradan böyle bir haber aldım. İşte orası böyle filan falan gibi yalan yanlış bilgilerle belli kesimleri etkileyip bir şekilde sisteme sokarsan, bir örnek vereceğim mesela. Fenerbahçe aleyhine, Fenerbahçe hata olabilir ya bu şimdi. Fenerbahçe aleyhine hata yaptın. Hakemsin. Bir daha maç göremiyorsun. Bunlar somut şeylerden bahsediyorum. E maç göremiyorsun bir daha. Bir daha yapıyorsun. Normalde 10 maç göremiyorsun. Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda hatayı sıfırladığın zaman kafanda her pozisyonu ortalama pozisyonlarda aleyhine kullanmaya başlamaz mısın mesela? Öyle bir sistem kuruldu diyorsun. Sistem bu. Yani aslında ben buna şu ismi taktım. Kusursuz cinayet. Ya ben mesela Fenerbahçe Galatasaray maçını seyrettim mi sen? Galatasaray Fenerbahçe. Seyrettim tabii. Ben şuna çok eminim. Hiçbir Galatasaraylı o gün mutlu olmadı. Yani hakemin yönetiminden. Ben çok Galatasaray dostum var. İsyan etti hepsi. Türk futbol tarihinde bak böyle bir katliam ben görmedim. Bana bir örnek daha ver. 20. dakikada hatalı karttan oyuncu atılsın. Hatırlar mısın böyle bir şey? Söyle, sen futbolcu nesin? Bir tane örnek istiyorum ya. Bir tane örnek yok. Bir de ligin prime maçı yani Galatasaray Fenerbahçe. 20. dakikada öyle bir atıyorsun ki VAR devreye giremiyor. Ya bu ne vicdansız karttır? Yani yaptığın hatayı VAR düzeltemiyor. Peki Acun, VAR'daki tek açık bu. Nasıl çözeceksiniz? Fenerbahçelerde bunu merak ediyorlar. Yani mesela şey soracağım sana bir de dur. Burada tam çözeceğiz evet. İletişimle söyleyeyim sana. İletişimle çözeceğiz. Ben bunu garanti ediyorum. İletişimle çözeceğiz. Önümüzde... Federasyonla iletişim kuracağız, çözeceğiz. Bunu yani ben yani bütün her şeyimi ortaya koymak için buradayım zaten. Federasyonla ilişki düzelteceğiz. Ankara ile böyle bir havalar yaratılıyor. Fenerbahçe'nin arası kötü yok bilmem ne. Cumhurbaşkanı bunu çözeceğiz. Hakikaten. Evet. Gerekirse gidip bizzat kendisini de bilgilendireceğim. Yani Cumhurbaşkanı konuda... seni böyle yönetime girince arayıp girme Acun falan filan böyle şeyler oldu mu hiç? Yok öyle bir şey olabilir mi ya? Ha yani Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'ye bir tepkisi varsa, tavrı evet. varsa. Mesela. Evet, ama... Sen sonuçta konuşmuyor musun Cumhurbaşkanı'yla? Ya konuşurum. Dönem dönem konuştuğunu biliyorum. Dönem dönemde konuşuyorum. Yani o konuşmalarımda da zaten dediğim gibi hani ben herhalde bir vibe alsam sana söylerim. Derim ki ya böyle bir durum var falan. Fenerbahçe hiç öyle bir şey yok ki. Peki, yani şunu söyleyeceğim yani geçen mesela Cumhurbaşkanımız voleybol maçını anlatıyor bana. Ben seyretmemişim maçı. Bizim kızları seyretmiş, üzülmüş, maçı kaybetmişler. Onu anlatıyor. Düşünsene hani sporu o kadar yaşayan birisi. Fenerbahçe falan ne düşmanlığı olacak ya? Bunlar böyle hep şehir efsaneleri. Yok o hikayeler anlatıyor bir şekilde. Yok işte öyle. Bunların hepsi dediğim gibi birilerinin anlattığı bir şeyler. Ha benim eğer ne gücüm varsa, ne ilişkim varsa, ne bağlantım varsa bugünden sonra zaten eğer böyle bir yolda yürüyeceksek bunların hepsini kullanacağım bir şekilde. Ama tabii ki burada en önemli güvendiğim şey yani Allah razı olsun geçen statta biliyorsun Mourinho geldi dün. Yani öyle bir sevgi gösterdik seyircimiz bana. Yani inan çok duygulandım. Yani böyle bir 10 bin kişi falan birden Acun Acun dediği zaman yani tüylerin diken diken oluyor. Gönül verdiğin takım, hayatını verdiğin takım, bütün küçükken stadın önünde yattığın takımın taraftarı o açık türbüne girmek için ben 8 saat beklediğim olmuştur. Maça gireyim diye. Şimdi o statta o taraftar benim adımı söyledi. Benim için çok çok değerli, önemli. Biz bu güçle bunu yapacağız. Candaş bunu unutma. Fenerbahçelilerin gücüyle yapacağız yani. Yoksa ben tek başıma ne yapacağım? Başkan dedi ki Ali Bey ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi. Şimdi Fenerbahçeliler diyor ki o zaman niye aday oldunuz? Evet. Sen de şimdi o yönetimin en önemli adamısın. Doğru. İşte aynı soruyu sana sorayım. Fenerbahçe'yi siz varken şampiyon yapmayacaklarsa niye adaysınız? Ya bak tabii burada bence yani bu işe normal gözle bakanlar tek açıklamada bundan tatmin olup anlarlar. Ve anlayacaklarını düşünüyorum. Bu yaptığım açıklamanın dışında bu işi zorlayan varsa bu art niyetlidir zaten. Hmm. Hani onunla muhatap olmaya gerek yok. Ya art niyetlidir ya da hani zeka problemi vardır. Şimdi şöyle anlatayım sana. Ya bu hakemlerle biz maç kazanamayız desem sana. Protesto ediyorum. Bu şu mu demek yani? Maçın sonucunu eminim mi demek yani? Maçı kaybedeceğiz mi demek yoksa hakeme mi protesto ediyorum? İsyan, hakeme tamam. İsyan diyorsun. Şimdi ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmazlar lafı. Aslında bir isyan cümlesi. Yani isyan ediyor. Diyor ki yani bana karşı olan ciddi bir şey var. Bir şekilde bir şeyler dönüyor. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar demek. Başkanımızın artık tabii ki yapılan haksızlıklardan sonra
geldiği isyan seviyesi, yani lanet olsun böyle şey olur munun başka bir versiyonu. Ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Hmm. İsyan belli zaten. Çünkü gerçekten böyle düşünse devamında zaten şampiyon yapmayacaklar deyip atlar teknesine, güzelce uzanır. Başkanlığı da bırakır. Başkanlığı bırakmadığına göre ve bu şekilde şampiyon yapmak için geldiğine göre bu cümlenin gerçekle bir alakası var mıdır? Yoksa bir isyan mıdır? Artık insanlar takdir etsin bence. Bence. Aziz Yıldırım Enver'in YouTube kanalında bir röportaj yapmış ve demiş ki senin için Adnan Hoca'cı o demiş. Davada şey var, dosyada adı geçiyor demiş. Buna bir cevap vermek ister misin? İsterim tabii ki. Yani şöyle, çok üzücü öncelikle. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığı çok istiyor olabilir. Hani bu konuda kafayı da koymuş olabilir. Yani bir de seçimde büyük bir hezimetle ayrıldı biliyorsun. Hani bundan dolayı böyle içinde bir problem yaşıyor olabilir. Ama kalkıp da Fenerbahçe başkanı olmak için hani bir Fenerbahçe'yi karalamaya çalışmak, karalamak diye demiyorum, karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu. İçerideki Fenerbahçe'nin düşmanları. Yani Fenerbahçe'nin gerçek problemi bence Fenerbahçe'nin içinde tam bir birlik olmaması. Allah izin verirse bir gün güç elde edebilirsem yapacağım ilk iş hep beraber olalım. Hep birlik olalım. Birbirimize bunları yapmayalım diye.